İzmir'e dair TV'nin yeni programı Yaşamak Sanattır'a hoş geldiniz. Bir Karşıyakalı olarak ilk programımı Karşıyaka'da yapmak istedim. Ve yakın dostluğumuza istinaden sevgili Öznur Tugay'la yapmak istedim. Hoş geldiniz Öznur Tugay. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de ilk kez böyle bir program teklifini kabul ettim dostluğumuza ithafen. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın eşi olmanız yanı sıra Öznur Tugay kimdir? Evet, önce Öznur kim sorusuna cevap vermek istiyorum. Kendi hikayesini gerçekleştirme yolculuğunda olan bir insan. Sonra bir eş, bir anne. Çevreye duyarlı, sanata duyarlı, sanatı anlamaya, öğrenmeye çalışan, dünyayı görmeye çalışan bir insan. Peki Karşıyaka sizin için ne ifade ediyor? Karşıyaka benim için ev demek aslında. Hı hı. Yani bunu sanıyorum birçok insan anlayacak. Evet. Bir mahallenizde yaşıyorum hissini veren bir coğrafya burası. Ve içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyduğum, gerçekten dışarıda da nerelisiniz sorusuna Karşıyakalıyım diye cevap vermek muhteşem bir keyif veriyor insana ve gurur veriyor her şeyden önce. Buradaki hayatın bu kalitesi, demografik yapının hem çok kültürlü olup hem çok yüksek bir aidiyet duygusunu içinde barındırıyor oluşu beni tamamıyla bu duygunun içinde tutuyor. Bu yüzden de ben her yerde Karşıyakalıyım demekten çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Evet, hepimiz gibi hepimiz gurur duyuyoruz Karşıyakalı olmaktan. Peki bir başkanın eşi olmak neler yapar başkan eşi? Başkan eşi olmak şöyle bir durum. Hayat arkadaşınız neticede çok önemli bir yönetim sorumluluğu üstleniyor. Siz de bu duruma karşı duyarsız kalamıyorsunuz. Bir kere her şeyden önce başkan eşi ne yapar sorusuna başkan eşi tüm gönüllülük çalışmalarında en önde koşan bir vatandaştır. Hepsinden öte. Ben de kendi üstüme düşen kadar burada çok hassasiyet gösterdiğim bir ince çizgi var. Tabii ki dahil olmamamız, kesinlikle olmamamız gereken konular, mevzular var. Onlardan uzak durarak ben burada kendimi yakın hissettiğim alanlarda işte Kadın Aile Müdürlüğü ile, Sosyal İşler Müdürlüğü ile ve Kültür Sanat'la ilgili projelere destek vermeye çalışıyorum. Bazen zaman zaman kent estetiğine bir kadın gözüyle katkıda bulunmaya çalışıyorum. Az önce de söyledim ya işte eviniz gibi görüyorsunuz artık her sokak, evet. Buradaki her ağaç, her çiçek. Hı-hı. İnanın böyle evinizdeki bir obje gibi sürekli gözünüze çarpıyor. Bu da bizim hayatımızı tabii ki hem renklendiriyor hem zorlaştırıyor. Çok ince bir zevkiniz var. Bunu ilçemizin birçok yerinde de görüyoruz. Peki sanat deyince, sanatın hayatınızdaki yeri nedir? Ben burada yine Karşıyaka'yı övmek durumundayım. Demografik yapısı, toplumsal zemini sebebiyle bu ülkede sanatın bence en kolay yapıldığı, karşılık bulabildiği yerlerden birisi Karşıyaka. Burada şehirde dolaştığınızda neredeyse her sokakta bir sanat eseriyle karşılaşıyorsunuz. Ve aslında hep hayal ettiğimiz ve konuştuğumuz şey şu eşimle. Biz tabii aile olarak da sanata bakmayı, sanatı anlamaya, çalışmayı, konuşmayı seven bir aileyiz, bir ikiliyiz. Başından beri de hep konuştuğumuz şey şu. Şimdi İtalya'da insanlar hani neden bu kadar zevkli, gustoları neden bu kadar yüksek diye konuşulduğunda ortaya hep şu çıkıyor. Yani o kadar doğru bir orantının altında büyüyorlar ki yani. O kadar esere bakıp zaten kötü bir şey düşünmek, evet. Kötü bir şey giymek, kötü bir şey çizmek mümkün değil. Dolayısıyla hani hep hayalimiz burada çok iyi sanat yapılsın. Sokaklarda çocuklar, yetişkinler bu sanat eserlerini görsünler, dokunsunlar, konuşsunlar, hatta entegre olsunlar, birlikte üretsinler. Evet. Bu çok heyecan verici bir şey aslında.
Bildiğim kadarıyla da bu anlamda uluslararası bir resim çalıştayı yapıldı, değil mi? Evet, burada tabii yine benim gönüllü olarak destek verdiğim ama bir ekibin bunu koordine ettiği, buradan yani isimlerini de anmak isterim, Alper Bıçaklıoğlu ve Sevda Hallaç. Onların koordinatörlüğünde oluşturulmuş bir çalıştaydı bu. Uluslararası sanatçıların da katıldığı, hatta ilerleyen yıllarda belki pandeminin de iyice azalmasıyla inşallah daha da böyle çemberin genişleyeceği bir durum olacak. Burada bir hafta boyunca bu sanatçılar üretti. Hatta tam bu bölgede bu çalıştay yapıldı. Vatandaşlar gelip geçerken onları izlediler, yanlarına gidip sohbet ettiler, tanıştılar ve bitiminde de eserler 15 gün süreyle Hamza Rüstem Fotoğraf Evi'nde, orada müzede sergilendi. Çok tadında oldu. Orada konuştuğumuz en önemli konulardan birisi şuydu. İzmirli sanatçılar İzmir'de üretemiyor. İzmir'de üretse dahi İzmir'de satamıyor bu işleri. Çünkü finansal sistem İstanbul odaklı olduğu için ne yazık ki bu insanlar gidip yaşamlarını orada sürmek durumunda kalıyorlar. Ve gönüllü olarak yapmıyorlar bunu. Gönülsüzce yapıyorlar yani. Evet. Üzülerek yapıyorlar. Gerçekten o sanatçı arkadaşlarımızla sohbetimizde en çok altı çizilen konu buydu. Başkanın burada çok hassas olduğu bir konu var tabii. Bunu özellikle belirtmek isterim. Karşıyaka'lı sanatçılar Karşıyaka'da üretebilsinler. Burada insanlar onları tanısın, görsün, değer versin. Bu anlamda onlara nasıl destek olabilirler diye bir akıl yürütüldü ve ortaya gerçekten verimli bir sonuç çıktı. İşte bu çalıştay da aslında bunun meyvelerinden biridir. Doğal olarak üreten sanatçı da aslında ürettiği eserin doğru bir noktada sergilenmesini istiyor. Evet. Ne yazık ki hani burada aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Hı hı. İzmir'de çok fazla sergileme alanı yok. Bunun en aslında önemli tanıklarından birisi evet. Sensin. Şimdi bundan sonra Karşıyaka'da ki hedef çok iyi bir sergileme alanı planlamak. Ve burada sanatçılarımızın gerçekten o işlerini vatandaşla, halkla buluşturabilmek. Şimdi Karşıyaka'da çok alışık olduğumuz bir durum var. Hepimiz sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Hepimiz besliyoruz. Benim annem mesela herhalde 20 tane falan kedimiz var bahçede. Sürekli onları besliyor. Hı hı. Bu son günlerde gündemde olan bir konu. Karşıyaka'da sokak hayvanlarına belediyenin yaklaşımı nedir? Siz nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Bu soruya bir kedi annesi olarak cevap verebilirim. 1,5 yıldır bizimle yaşayan bir can dostumuz var. Yani şu anda hayatımı onsuz düşünemiyorum mesela o noktada benim için. Bizim için daha doğrusu. Ailemizin yeni bireyi Noodle bahçede doğmuştu. O şekilde bizi buldu. Karşıyaka tabii bu anlamda da çok duyarlılığı çok yüksek bir yer. Bir sürü hayvanseverimiz var. Yani ben şeyi anlayamıyorum ilk başta zaten. Sokaktaki canlıyı nasıl sevmezsiniz? Yani dün bir paylaşım mı olmuştu Karşıyaka Belediyesi'nin? Altını kendimi tutamayıp şu yorumu yaptım. Yani aslında o canlıların yani gözlerine baktığınızda onları sevmek için yüzlerce sebep görüyorsunuz bir anda. Yani nasıl onları sevmemek? Nasıl eziyet etmek, bunlar nasıl mümkün olabiliyor? Bunu benim aklım almıyor bir insan olarak. Tabii ki belediyenin yani bireysel duyarlılıktan kaynaklı elbette. Çok güçlü bir politika var bu konuda güttü. Burada her şey olduğu şekliyle, olması gereken şekliyle sürecek diye düşünüyorum. Daha biraz önce buraya gelmeden bir hayvansever arkadaşımın
aramızda bağlantı kurmasıyla başka bir hanımefendiyle konuştum. Yani bu duyarlılıkları duyduğunuzda zaten hani tüyleriniz diken diken oluyor yani. O kadar mutluluk verici ki. Dünkü yorumlarda yine gururla okudum. Yine karşı yakamızın farkı ortaya çıktı. Burada gerçekten hani sokaktaki canlar bizlerle birlikte böyle müthiş bir uyum içinde yaşıyorlar. İşin gerçeği bu. Ve hep tema şuydu, hep şuradan konuşuyordu. Çok da doğru. Yani bir canlıya zarar vermediğiniz zaman size zarar vermiyor. Evet. Yani insan dışında hiçbir canlı bunu yapmıyor hayatta yani. Evet. Yani o saldırganlaşan hayvanı da maalesef bir insan yetiştiriyor, o hale getiriyor. Evet. Bu çok acı bir düzen tabii ki. Diliyorum bu toplumsal problem eğitimle çözülsün. Başka bir seçenek gelmiyor çünkü insanın aklına. İnşallah. Biz sokak hayvanlarını, o canlarımızı sevmeye devam edeceğiz. Evet, ayrıca tabii seyircilerimiz merak edebilir. Şu anda biz Karşıyaka'da Zühtü Işıl Meydanı'ndayız. Burada çok güzel bir yeni yıl ağacımız ve festival alanımız var. Burada da sevgili Öznur Tugay'ın çok o ince, güzel, sanat dolu zevkinden detaylar görüyorum ben. Öznur Hanım, anlatır mısınız bize biraz? Yani yeni yıl ruhu tabii ki kime iyi gelmez ki, önce onu söyleyeyim. Bu böyle hepimizin yılın en sevdiğimiz zamanlarından biri. O yüzden de burada böyle keyifli bir alan oluşturduk. İnsanlar burayı çok sevdiler. Yani bu meydanı çok sevdiler her şeyden önce. Çünkü ruha dokunan bir tarafı var buranın. Burası halkın çok sevdiği bir yer oldu. Daha önce de iki defa çiçek festivali yapıldı. Tabii burada böyle keyifli bir alan oluşturmak, benim buraya fikir desteği vermem benim için çok keyifli bir durum. Gelip geçerken görüyorum ya da burada bulunduğum zamanlarda işte insanlar sürekli fotoğraf çektiriyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu hem kadın üreticilerimizi desteklemek için hem de normal şahsi üretim yapan arkadaşlarımızı desteklemek için bir fırsat oluşturdu. Hep birlikte burada böyle keyifli vakit geçirilebilecek bir alan oluştu. Ben de mutluyum tabii ki. Evet. Son olarak yeni yıl için dileklerinizi alabilir miyim? Yeni yıl için tabii ki en başta herkes gibi ben de sağlık diliyorum. Ülke gündeminin değiştiği, artık ekonomik problemlerin, insanlık dışı, mantıksız şeylerin konuşulmadığı da sanatın, kitabın, bilimin konuşulduğu bir yaşam diliyorum. Tek hayalim bu. Öznur Hanım, çok güzel dileklerde bulundunuz. Umarım 2022 hepimiz için bu dileklerin gerçekleştiği bir yıl olur. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Öznur Tugay, bu nezaketiniz, zarafetiniz için. 2021'in son programı ama benim ilk programımda. Böyle güzel bir şekilde başlayıp bu seneyi böyle noktalamak, umarım 2022'de umutla, güzelliklerle yine sanatla bir arada oluruz. Ben teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Benim için de çok güzel bir anı olacak. Herkese iyi yıllar diliyorum.